Şimdi ekonomide hangi başlıklar var? Promosyon e, çağrısı artık yok biliyorsunuz. Promosyon e, konusu da bitti gitti. O da kapandı. Nasıl kapandı? Zaten emekliler diyor ki arkadaşlarımız sokağa çıktı bu promosyon konusunu emeklilere iki gündür soruyor. Emekliler durumu zaten biliyor. Biz üç yıllığına promosyon alıyoruz. Eğer kamu kurum, e, kamu bankaları bize üç bin lira veriyorsa zaten maaşlarımızı özel bankaya çektik. Oradan yedi sekiz bin lirayı aldık. E, zamanı geldiğinde yine sözleşme yapıyoruz. Hangi banka yüksek verirse verdiyse ise o maaşları oraya zaten taşıdık. Dul yetim aylığı alanlar da zaten promosyon alıyorlar. Bir buçuk yıl önce 7 bin lira alan e, vatandaş var. 5 bin liranın daha üzerinde zaten özel bankalar verdi. Dolayısıyla e, bu kadar farka bankayı değiştirmeye gerek yok. Çünkü bankayı değiştirdiğinizde şubeyi, tüm işlemleri değiştiriyorsunuz. Aynı zamanda bir iş ve bu kadar para için değmez diyorlar. E, zaten alıyoruz. E, var olmayan bir şey değil bu açıklaması yapıyorlar. E, bankaya sordum. Bana 10 bin bin lira promosyon veriyoruz dedi. En yüksek buymuş. Zaten yeni promosyon almıştık. O bankadan diğerine geçirmeye değmez. Biz maaşlarımıza düzeltme istiyoruz. Promosyon istemiyoruz diyorlar emekliler. Konu da bu şekilde kapanıyor. Özel bankalarda zaten ekstra bir artırıma gitmediler. Kamu kurumlarında süreniz geldiyse, 3 yıl bittiyse kamu kurumları 3 bin lira, 4 bin lira da ısrar etmişti. Şimdi onlar da özel bankalar gibi 8 ila 12 bin lira para veriyorlar. Eğer maaşınız 20 bin lira ve üzerindeyse 12 bin lirayı alabiliyorsunuz. 20 bin liraya kadar zaten 7-8 bin liralık bir promosyon öneriyorlar size. Hatta onun altında promosyon önerisi geliyor. Şimdi Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'da bu promosyon meselesi tamamlandı. Buradan da bir şey çıkmadı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'da bu arada emeklilere alışveriş merkezlerinde, Türk Hava Yollarında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında, kredi kooperatif marketlerinde indirim yapılacak dedi. İşte şehirlerde şehir şehir dolaşacaklar, uçak indirimi olacak. E, i̇şte e, tren yolculuğunda indirimler olacak. E, bir takım indirimler getireceğiz. gıda alışverişlerinde tarım kredi kooperatifleri sanki her yerde var. Emekliler pul <laughs> toplayacaklar, tarım kredi kooperatifi arayacaklar, Anadolu yakasından ta Avrupa yakasına gidecekler ya da Anadolu yakasının bir ucuna gidecekler, bekleyecekler, alışveriş yapacaklar, indirimli alışveriş yapacaklar gibi bir sunumdu bu. Bir açıklamaydı bu. Şimdi bu indirimlere emekliler ne dedi? 11 bin lirayla tatile mi gideceğim? Hadi uçak indirimli. Uçağa bindim. Sonrası ben ne yapacağım diyor emekli. Tatil düşünce halimiz mi kaldı bizim? Karnımızı doyurup ayakta kalmaya çalışıyoruz diyorlar. Cebine giren parayla ayakta kalmaya çalışan emeklilere siz uçak diyorsunuz. Gitsek nasıl tatil yapacağız biz 10 bin lirayla 11 bin lirayla diye soruyorlar. Bırakın tatili. Ben yeni eşyaya hasretim. İkinci el buz dolabı verdiler onu kullanıyorum. Evim kira sürekli yiyecekler buz tutuyor. Ben böyle yaşıyorum. Yeni eşyaya hasretim diyorlar. Net tatili diye soruyorlar. E, dolayısıyla PTT, AVM, işte Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, GSM operatörleri, sinema tiyatrolarda indirim konusunda Emekliler diyor ki önce bizim bir maaşlarımızı indirim yerine düzeltin, bir böyle biraz nefes alalım, sonra e, tatil'e inşallah fırsat bulacağız diyorlar. Avrupa'lı e, nerede tatil yapsam diye düşünürken bizim emeklilerimiz karnımızı nasıl doyuralım, nasıl bu parayla faturayı ödeyelim, varsa kira'yı ödeyelim, nasıl ayın sonunu getirelim diye kara kara düşünüyor. E, tatilde Avrupa'lı e, emekliler, bizim emeklilerimiz et süt kurumu kuyruklarında, pide kuyruklarında, işte ucuz gıda kuyruklarında böyle bir tablo var. Bir yandan da seçim çalışmalarında bu kuyrukların yanında bas bas şarkılar çalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğimiz gibi Aksaray ve Yozgat'ta ekonomiye dair daha olumlu yani dipsiz bir kuyuya gidiyor maaşlar. Evet ee, ama enflasyon var, biz bu enflasyonu düşüreceğiz, bu ekonomiyi düzelteceğiz diyor. Ee, bu arada e, hani milli gelir 1 trilyon liraya kişi başı gelir 13 bin 100 dolara ulaştı vesaire derken aynı zamanda e, Gabar'da petrol çıkardık diyor, Karadeniz gazına işaret ediyor, teröristleri temizledik ve şimdi oradan her gün binlerce on binlerce varil hamdolsun petrol çıkartıyoruz diyor.